Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Akkandüz Gören. Yine bir dersiyle beraberiz. Bu dersimizde oldukça pratik bir konuya değineceğiz. Cloud modifier'ını bilirsiniz arkadaşlar. Cloud modifier'ı ve Gravity kullanarak Cloud modifier'ında yastık nasıl yapılır? Onu göreceğiz. Normalde yastık yaparken bir box kullanarak HTTP Poly ve FFD modifiyörleri ile düzenlemeler yaparak elde ederdik. Bu bizim bayağı bir vaktimizi alırdı veya reaktör kullanarak da yastık yapılabilir. Ama Cloud ile şu an sahnede görmüş olduğunuz yastığın yapımı hani 2-3 dakikalık bir süreç bile sürmüyor. Hani oldukça kısa bir zaman diliminde yapılabiliyor. İsterseniz hemen başlayalım. Nasıl yapıldığını, zor değil, oldukça kolay. Şimdi öncelikle sahnemizi bir silelim arkadaşlar. Sonrasında bir de reset atalım. Kaydetme. Evet. Şimdi arkadaşlar önce bir plane oluşturuyoruz. Sonrasında bu plane üzerine nasıl bir yastık istiyorsanız ona benzeyecek şekilde arkadaşlar bir plane pardon box oluşturup box'ın yüksekliği çok olmasın, 2 milim değil de 1 milim bile yeterli. Segment sayımızı arkadaşlar 50 olarak veriyoruz, yükseklik segmentini vermiyoruz. Sonrasında bir bakalım görünümü nasıl? Evet, fena değil. Sonrasında arkadaşlar gravity seçiyoruz. Gravity kapayalım. Ha, yanına bir tane gravity'mizi oluşturduk. Okey. Şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar çok basit. Öncelikle plane ve box'ımızı seçiyoruz. Gravity'yi seçmiyoruz. Modifier panel'e geliyoruz. Cloud seçiyoruz. Object Properties geliyoruz. Box bir cloud olacak nesnemiz bu diyoruz. Pressure değerine 50 veriyoruz. Bunda birçok deneme yapacağız. Ondan sonra plane'imize ise kolisyon object diyoruz. Okey diyoruz. Sonrasında Cloud Force'a geliyoruz arkadaşlar. Gravity'miz bu zemini belirtiyor. Onu seçiyoruz. Sonrasında simulate lokal diyelim ve objeyi izleyin arkadaşlar. Şişme işlemlerinin nasıl olduğunu gördünüz arkadaşlar. Yastık kenarındaki kırışmalara kadar verdi. Yukarıya doğru çıktığına siz bakmayın onun. Durduruyoruz. Sonrasında aktif pivottan center object diyoruz. Kapatıyoruz. Aşağı doğru. Pardon, hepsi bunu seçili seçili kalmış. Sonra rotate'den normal şekline getiriyoruz arkadaşlar. Bir yaklaşalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir balon gibi şişti. Ve biz bunu ne kadar daha doğrusu ne kadar ne derecede şişmesi gerektiğini belirttik. Ve o derecede 50 değerini vermiştik. O kadar bir şişme yaptı ve oluştu. Şimdi tekrar modifi panelden geliyoruz. Reset state diyoruz. Ya da bir saniye. Set state dedik. Evet. Şimdi burada arkadaşlar tekrar Object Properties geliyoruz. Box.
Burada bir dakika birazcık şekilde yapalım. Tamam. Biraz yukarıya doğru kaldıralım. Zemine tam bağlı kalmasın. Obje Properties geliyoruz arkadaşlar. Box seçiyoruz. 50 değerine 30'a kadar düşürelim. Okey diyelim. Tekrar Simulate Local diyoruz. Şimdi 50 değerinden 30'a doğru düşürdüğümüzde kıvırım etki de daha fazla olmaya başladı. Siz bunu istediğiniz kıvama gelene kadar yapıyorsunuz. Şimdi biz bunu lokal yapıyoruz. Asıl simulate demedik daha. Onu dediğimiz zaman bunu klota çevirecek. Aslında klota çevirmiş gibi oluyor ama biz yastık oluşturmuş oluyoruz ya da siz minder de oluşturabilirsiniz daha değişik box stilleriyle. Şimdi durduralım. Reset state diyelim. Sonra bakalım. Evet. Tekrar obje properties geliyoruz. Box seçiyoruz. 30 vermiştik. Bunu 15'e düşürelim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Okey. Abi bu sefer direkt simülate diyelim. Daha düzgün bir yapıda oluşmaya başladı. Şimdi arkadaşlar 100'e kadar devam edecek. Çünkü alt taraftaki barda görüyorsunuz 100 frame var. Biz bunu 200-300 artık siz ne kadar isterseniz o kadar arttırabilirsiniz. Bu close simülasyonda o kadar devam edecek. Siz objeyi izlemeye devam edin. Hareketlerini vesaire. Ne gibi değişiklikler oluyor. Şimdi ben durdurmayacağım. 100'e kadar bir işlemi tamamlasın. Ya gerçekten nasıl bir sonuç çıkacak ben de bilmiyorum onu. Hep beraber görürüz bakalım 100'e kadar nasıl bir simülasyon gerçekleştirmiş olacak. Gravity kullanmamızdaki maksat yer çekimi özelliğini aktif ediyoruz arkadaşlar. Plan yani çünkü bunu oluştururken bir hareketlenme oluyor. Bir bağımsız hareketlenme içerisine giriyor. Öteki türlü olursa yani bu simülasyon yapılırken nereye gideceği belli olmaz. Gravity kullanıyoruz. Plane'de belirtiyoruz. Diyoruz ki sen ne yaparsan yap. İstediğin kadar havalan ya da sağa sola kay ama hani hareket edebileceğin alan gravity'nin sana belirttiği alan kadar yani. Plane kadar diyoruz. Onun dışına çıkamıyor. Yükselebilir. Bir süre yükseldikten sonra inebilir. Bitirmiş arkadaşlar. Şimdi yaklaşalım. Nasıl bir hoşu? Gayet güzel bir yastık oldu arkadaşlar. Hani demek ki bizim ne değer vermişiz? Hep beraber tekrar bakalım. Box değerimiz 15 vermişiz. Demek ki bizim hani bunu deneme yanılma yani işlemci ya da bilgisayarı çok zorlayan bir şey değildir bu. Hani uygulama değil. Siz bir yandan diğer işlerinize de devam edebilirsiniz. Şimdi mesela biz bunu 15 vermiştik. Sahneye tekrar reset diyoruz. Gelelim. Mesela 50'den daha fazla bir değer verelim. Abartalım. 100 verelim. Bakalım neler olacak. Görelim. Simulate diyelim. 100'de bakalım neler yapacak. Nasıl bir sonuç çıkacak ortaya. Şimdi biz bunu box'ta yaptık. Siz bunu bir silindir kullanarak sosis tipi bir yastık da elde edebilirsiniz. Yani ondan sonra silindir kullanarak daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Hani sadece yapabileceğiniz hayal gücünüze kalmış bir durum.
Bakalım şimdi. Diğerinden pek farklı olmakla beraber biraz daha kaliteli bir görünüme sahip. Evet. Bu sahnenizde oldukça iyi bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii kenarlardaki dikiş yerlerini falan da belli etmek istiyorsunuz. Bunu Edible Poly'ye çevirerek gerekli birkaç ufak düzenlemeleri yaparsınız. O şekilde yassınızı elde etmiş olabilirsiniz. Şekil ben böyle dikdörtgen belirlediğim için dikdörtgen oldu arkadaşlar. Hani siz hani daha değişik şekillerde daha değişik sonuçlar elde edebilirsiniz. Çalışma mantığı hani bu şekilde. Ekstra bir şey gerektirmiyor arkadaşlar. Kullanımı oldukça basit, zamandan kazandırıyor. Oldukça da kullanışlı. Hiç modellemeyle, reaktörüyle, FFT modifierleriyle, değiştiriciyle uğraşmıyorsunuz. Yaptığınız işlemleri yaparak sadece simülate diyorsunuz. Yüz sizin için uzunsa bunu 50'ye getirsiniz. Daha kısa sürede yapar ama birazcık daha kalitesi düşük olur. İşlemlerin hepsi bu kadar arkadaşlar. Dersimiz de bu kadardı. Başka bir derste görüşmek üzere. Mutlu olun.